Büyük tehdit niye metamfetamin? Neden bu dünyadan gelen bir durum? Şimdi aslında kafamda bir konu var ama bunu söylediğimde belki de yine izlenme oranını arttıracağız. Bazı diziler diyeyim. Bunu soracağım. Dünya yani, çapında yürütülmüş. Tabii bununla ilgili bir dijital platformlarda, Netflix'te, platformlarda şurada burada uyuşturucuya bir özendirme mi var? Sanki var tabii, elbette. Elbette var. Yani siz gözlemliyor musunuz? Ve ben metamfetamin özellikle bu buna ilişkin spesifik ve çok izlenen dizilerden kaynaklı olarak dünyaya bela olduğunu düşünüyorum. Breaking Bad'den bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, ondan bahsediyorum. İsim verip de daha da fazla izlenmesine yol açmak istemedim. Bu yüzden isim vermedim. Breaking Bad'den bahsediyorum. Hatta geçen günde bir duvarda bir grafiti gördüm Ankara'da. Sildirdik. Sildirdik yani. Şimdi bir merak uyandırıyor yani bu, çünkü hani ya biz ismini söylemesek istemez. De çok biliniyor. Dünyanın en çok izlenen diziler arasına girmiş. İster istemez tabii ki. Bir de Türkiye artık 1960'lı yıllardaki gibi iletişim araçları açısından fakir değil. Her çocuk cebinde dünyayla dolaşıyor. Her çocuğun cebinde internet var. Akıllı telefonlar var ve sınırsız olarak her istediğine de ulaşma ihtimali var. Yani metamfetaminin popülaritesini besleyen bu iletişim kanallarından tabii, diziler vesaire falan. Tabii bu bir düşünce, bu bir öngörü, bu bir varsayım ama yani bunun bilimsel bir çalışmayla da desteklenmesi gerekir bu söylediklerimizin. Ama benim de gördüğüm özellikle bu suç grupları açısından da muhtemelen kendi yaptıkları faaliyetlere, çünkü Uzak Asya'da da çok yaygın. Yani geleneksel bir uyuşturucu Uzak Asya'da. Gerçekten her dizide var ya. Yani özellikle o platformlardaki evet, her dizide bunları, demeyeyim ama büyük bir bölümünde. Bunları çok doğru da bulmuyoruz. İzleyen, takip eden birisiyim ama çok da doğru bulduğumu söyleyemem. İş gereği mecburen izliyorsunuz. Hatta şimdi biz de tabii ki farklı bir yerde yaşayıp mesaiye Türkiye'ye gelip tekrar farklı bir yere dönen insanlar değiliz. Çoluğumuz, çocuğumuzla, ailemizle, kardeşlerimizle bu ülkede yaşıyoruz. Sizin açınızdan tehdit neyse benim açımdan da aynısı. Ben de bundan münezzeh değilim. Ben de bundan kopma şansım yok. Yani aynı tehdidi ben de yaşıyorum. Herkesin çocuğunu Allah bağışlasın. Benim de çocuklarım var. Ben de tedirginim yani. Bu işin başında olan birisi olarak. Ben de çocuğumun özenmesini istemem. İzlemesini istemem. Ve bu tip yayınları da çocuklarımla birlikte izlemem. İzlemem. En azından ailelere öyle de böyle lazım. Bir öneride, böyle bir uyarıda bulunmuş olalım. Devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Aileler TV100 ekranlarından ayrılmayın. Terörle mücadele aslında aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele. Bu da artık günümüzün en önemli terör enstrümanlarından bir tanesi. Narkotik suçlarla mücadele daire başkanı Doktor İbrahim Seydoğulları bizle birlikte. Kısa bir ara devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele daire başkanı Doktor İbrahim Seydoğulları'yla uyuşturucu konusu, hiç anmak bile adını istemiyoruz ama dünyanın bir gerçeği artık ve mücadele hem emniyet güçlerince hem ailelerce hem toplumca birlikte yürütülmesi gereken bir mücadele. Metamfetamin dedik, aslında anlattığınız şu anda sadece Türkiye'nin değil dünyanın önündeki en büyük tehlike, bazı dizilerce de özendiriliyor ifadeleriniz önemli. Artık son 10 dakikamız, iki sorum daha var, kısa kısa alalım. Ailelere vurucu başlıklarla nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bu uyuşturucuyla mücadelede çocukların nelerine dikkat etmeleri gerekiyor? Yani? Şimdi biz emniyet narkotik olarak buna jandarma da dahil oldu. Birçok eğitim projesi yürütüyoruz. Ben bundan başlayarak konuya gireyim. Bu eğitim projeleri 2017'den beri yürütülen projeler ve 2018 itibariyle En İyi Narkotik Polisi Anne, Sayın Bakanımızın bizzat kendi projesidir. En İyi Narkotik Polisi Anne projesiyle bu eğitim alanını tematik yapmaya başladık. Kimler var bu temalarda? Anneler var. Yetişkinlerimiz var, öğretmenlerimiz var, gençlerimiz var, üniversite öğrencisi gençlerimiz, özel güvenlik görevlilerimiz var, göçmenler var,
göçmen olarak Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de yaşayan insanlara da eğitimlere çıkıyoruz. Bu eğitimleri biz aslında modül videolarla narkotikpolisianne.com bu yılın 8 Mart tarihinde hayata geçirdik, açtık siteyi. Narkotikpolisianne.com adresinden yaptığımız bütün faaliyetlere, yaptığımız bütün oluşturduğumuz dokümanlara orada ulaşabilir ailelerimiz. Ve oradan ciddi bir bilgi desteği sağlayabilirler. Aynı zamanda yüz yüze eğitimlere devam ediyoruz. Yine web sayfasından başvuru yapabilirler kurumsal olarak. Başvuruları karşılıyoruz. Ve 81 ilde birçok ilçede kendi eğiticilerimiz vasıtasıyla yüz yüze eğitimlere çıkıyoruz. 7 gün 24 saat bu eğitimlerimiz devam ediyor. Bu tip eğitimlere katılmalarını tavsiye ederiz. Birincisi, ikincisi çocuklarında bir sorun yaşandığını fark ettiklerinde, gördüklerinde mutlaka profesyonel destek almaları lazım. Türkiye'de 105 yerde, birisi Kıbrıs olmak üzere, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 105 merkezde Yeşilay YEDAM'lar var. Yeşilay Danışma Merkezleri. Buralara kolaylıkla gidebilirler. Valiliklerimizin her birinde, kaymakamlıklarımızın her birinde açık kapı projesi kapsamında açık kapı merkezleri var. Buralara başvurabilirler. Keza Alo 191 Sağlık Bakanlığı Uyuşturucu Mücadele Danışma Hattı. Alo 191 üzerinden kafalarındaki sorulara cevaplar alabilirler. Ve yani birçok yol var aileler. Birçok yol var. Utanmasın, sıkılmasın. Benim çocuğum utanmaya, yapmıyor. Sıkılmaya gerek demesin. Yok. Böyle bir psikoloji altına, kendilerine yükümlülük altına gerek yok. Ama dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, ne kadar erken müdahale ederseniz çocuğun kurtulma olasılığı o kadar artar. Bunu söyleyebilirim. Ve arzla mücadele kapsamında da tüm vatandaşlarımız, ailelerimiz, gençlerimiz, herkese hitap ediyorum. Bir dijital aplikasyonumuz var. Uyuşturucu Mücadele Aplikasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilmiş. KADES benzeri, kadını destek sistemi benzeri bir sistem. Uyuma. Şahit oldukları uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu uyuma. Şahit oldukları uyuşturucu suçlarını tek tuşla bizlere bildirebilirler. Kimlik bilgileri kesinlikle gizli tutulur. Yasal zorunluluktur bizim için gizli tutmak. Bize de yükümlülük getirir. Ya çekinmesinler ihbar. Hiç çekinmeye konusunda gerek yok. Kimlik bilgileri bize bizde kalmak kaydıyla, bizde saklanmak kaydıyla en kısa zamanda da olaylara müdahale ederiz. Bunları söyleyebilirim ailelerimiz için. Geri kalan da aslında konuşma içerisinde de kısmen bahsettik. Sosyal medya üzerinden gelen bir soru var. Ona en son geçeceğim. Bu bataklık operasyonu ile ilgili spesifik de bir konu. Elbette. Ondan önce önünüzdeki reklam arasında gördüm, bir risk raporu var önünüzde. Bilimsel bilgiden bahsetmiştim. Nedir bu risk raporu? Deniz Bey, bilimsel bilgiden bahsetmiştim. Türkiye Uyuşturucu Risk Raporu mu bu? Türkiye Uyuşturucu Risk Raporu. Bunu biz 2019 yılından beri raporluyoruz. İllerimizi 42 kriterle, burada demografik kriterler de var, suç kriterleri de var.